Ne hayallerimiz vardı be Muharrem abi be. Anlamadım, sen o kabloya nasıl düştün be Muharrem abi ya? Yani çatıya çıkarken görmedin mi bu abi? Adam bir dikkat ederdi. Ucu açık mı değil mi, bağlı mı? Ah be Muharrem abi ya. Sen niye yaptın böyle bir şey Muharrem abi ya? Yaktın, mahvettin bizi Muharrem abi ya. Muharrem abi, öbür çiçeklerin ne olsun? Ne getireyim çiçek sana? Ne? Nasıl istersin? Gül, papatya, zambak. Ah Muharrem abi be. Gitmeseydin ne güzel olurdu be. İshak Bey, korkmayın ne olur. Merhaba. Merhaba. Sizi rahatsız ediyorum. Çok özür dilerim. Ben Ahu Sungur. Show TV'de yayınlanan Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Buraya eşiniz ve rahmetli Muharrem abinizin eşi Özlem Hanım'la birlikte geldim. Evet, hoş geldiniz. Ben sizi gördüğüme çok mutlu oldum. Ama onlar da sizi görmeyi çok arzu ediyorlar ve Muharrem abinizin eşi Özlem Hanım'ın size söyleyecekleri var. Benimle gelir misiniz? Muharrem abi, ben bir yerlere kadar gidip geleceğim. Sen beni bekle, tamam mı? Söz veriyorum, geleceğim. Özlem abla, Özlem abla affet beni. Hep benim yüzümden oldu. O gün evlenmek için memlekete gitmemiş olsaydım Muharrem abi şimdi aramızda olacaktı. O çatıya çıkmayacaktı. O çatıya, onun yerine benim çıkmam lazımdı. O kablolara benim dolanmam lazımdı. Olan olmuş. Helallik istiyorsan hakkım size helaldir. Bak gözünü seveyim, yeter artık bu acı. Kendini affet ya. Lütfen bak, bak beni görüyor musun? Ben yaşıyorum. Bak İshak, sen beni görmemezlikten geliyorsun ama bak ben buradayım. Lütfen bak, yeter artık. Yeter bu kadar acı. Ah, helallik diyor. Muharrem abiden helallik bile alamadım. Ona hakkımı helal bile edemedim. Nasıl yaşayayım ben Halime? Benim yüzümden ölmedi mi? Öldü. Tamam, bir sakin ol. Bak Muharrem abi de böyle olsun istemezdi. Lütfen. Ya herkes sakin ol diyor. Doktor sakin ol diyor. Sen sakin ol diyorsun. Özlem abla sakin ol diyor. Olur mu? Benim yüzümden olmadı mı? Benim yüzümden olmadı mı? İshak Bey, sizin yüzünüzden olmadı. Hayır, sizin yüzünüzden olmadı. Gerçekten sizin yüzünüzden olmadı. Bilerek hiçbir şey yapmadınız o sevdiğiniz abinize. Eğer hayatta olsaydı, söyleyebilseydi eminim size bunları söylerdi. Bakın eşi Özlem Hanım,
Hayat size yıllar sonra sizi karşı karşıya getirdi. Size hakkını helal ediyor. Muharrem abi de inşallah hakkını helal eder. Kusura bakma Özlem abla, tekrar benim yüzümden oldu her şey, affet. İstersen son bir kez daha Muharrem abinin yanına gidelim. Bak hep beraber, üçümüz birlikte. Bak bunu atlatalım beraber. Lütfen bak, ben senin yanındayım. Daima da senin yanındaydım. Yapma böyle. Tamam olur. Zaten benim onunla konuşacaklarım vardı. Gidelim. Yaşamlar bazen yitip gidebilir. Yaşamlarınızın anlamı yitip gitmesin sevdikleriniz için. Sizi seviyorum. Kendinizi sevin. Hayatı sevin. Sakın unutmayın, hayatta her zaman bir şansınız daha var. Bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun.